Sevgili kıymetli değerli izleyenlerimiz, Türk Meleli Televizyonu'ndan Seçme Doğru programından sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Seçme Doğru programı yine yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün bizlerle birlikte Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Kurumu Başkanı İstebrak Yazaroğlu konuğumuz. Tabii ki de ele alacağımız konu seçimler olacak. İstebrak Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederiz. Tabii geniş bir şekilde konuşacağız sizlerle. Şimdi öncelikle seçim çalışmaları başladı, propaganda çalışmaları başladı. Bunun yanında Türkmenlere artık yavaş yavaş saldırılar da başladı. İşte özellikle de afişlerin olsun, resimlerin olsun, pankartların olsun yırtılması. Bununla ilgili tutuklamalar da başladı. Bunu da tekrardan hatırlatalım diyoruz ve tekrardan şu şekilde başlamak istiyorum. Seçim çalışmaları nasıl gidiyor, nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Gerçekten yani seçim havası başka bir havada. Yani insanlarımız hala bazı hissiyatı yoktu bu seçimde. Evet. Mesela seçimin önemliliği nerede? Ne kadar önemlidir seçim? Bugün mesela milletvekili seçimi değil ki. Mesela Kerkük il seçimidir. Kerkük ulayet seçimi çok önemlidir bizim için. Bir, Türkmenlerin ispat vücudu. İki, Türkmenlerin varlığı. Üç, toprağa sahip çıkmamız. Bir insan toprağına sahip çıkmak istemirse, varlığını göstermek istemirse, o nereli insanıdır? İnsaniyete hakkı yoktur. Evet. İnsaniyet kurulup bu yeryüzünde diri, şehadet de budur. Men isteşe difa an şerefi, an ardıhi, an vatanihi, fahu şehit. Bu şehitti. Difa edilir, ne için difa edilir? Kanun verir, ruhun verir, fisebil. Toprağını muhafaza etsin. Artık biz bir şey istemiyoruz milletimizden. Sağ olsunlar. Bizimle taatif edenlerden teşekkür ederim. Seçim kartını alan, hazlanan özün seçime gitsin. Eyvallah, başımın üstte yer var. Teşekkür ederim. Gitmeyenler de buradan davet ederim. Lütfen seçim senin uşaklarının, gelecek nesillerin müstakbalidir. Lütfen. İyi düşünün, iyi bir bakın. Başka milletler ne şekilde seçimlere katılırlar? Neyse bizimkiler katılmazlar. Maalesef katılmayanları da biz tespit etmişiz. En kültürlü insanlarımız, önde gelen insanlarımız. Hadi gitsem gitmesem ne kıymet var? Yok. Senin gitmeği Türkmen'in varlığına kıymet var. Türkmen'in adını yükseltmeye kıymet var. Eğer sen gerçekten Türkmen iddia edirse, Türkmen'im, gideceksen bu kayma, bu liste Türkmen listesidir. Tek hizmin listesi değil arkadaşlar. Kim benden küçükse bu benim listem değil ki. Bu bir Türkmen milletinin listesidir. Bakın, başka milletlere bakarsak 4 listeler var, o listelerin 3 listesi var. Tek Türkmen'in bir gün tek listesi var. O da milletin çağrısına göre, isteğine göre tek liste oldu. Allah'a şükür biz bununla mutluyuk. Milletimiz de gerek mutlu olsun. Evet. Yani şimdi sevgili Yazaroğlu, şöyle de bir örnek verebiliriz. Mesela ben burada sunucuyum. Türk Meleli Televizyonu'nun bir elemanıyım. Hani ben kötü olabilirim. İyi sunucu da olmayabilirim. Çok da gayet doğal bir şey ama bütün televizyon mu kötü? Yok. Bütün kameraman mı kötü? Ya da yönetmen mi kötü? Tabii. İdare mi kötü? Böyle bir böyle bir kanun ya da böyle bir şart yok dünyada. O şekilde değerli halkımız, vatandaşlarımız tekrardan düşüncelerini değiştirmeleri gerekir ki önemli. Burada çok önemli bir konuya dayandım. Ben seninle aciz isem başkasından ceza çekmeyeyim. Evet. Lütfen. Bakın arkadaşlar, ey milletim, eğer bir sorumlumuz hata yapıpsa, şimdiki listede olan 30 adayımız birbirinden değerli abilerimiz, kardeşlerimiz, burada ne ceza kesecek bunlara? Bunlara ne zemin var? Bunlara bir fırsat verak. Bunlara en iyi avukatçı, en iyi müdafi göndererek, en iyi natık göndererek, en iyi konuşan göndererek, cesur göndererek il meclisine ki bizden difa etsin, satılmasın. Ki bizim hakkımızı iddia etsin orada, mutalebe etsin. Evet. İnanın Allah'a, bakın bir önemli şey var, onu sistem hatırlatırım milletimize. 2005'ten bugüne kadar neye seçim olmadı? İç savaşından dolayı Kerkük'te sizin lakabın doğru dakildi. Tehdit edildik. Dili sürdürdüler. Kaç senedir? 2005'ten bugüne kadar? 18 yıl geçmiş. 18 senedir Kerkük'te seçim olmuyor. İnanın ki belki de bu seçimden sonra gene bir 10 sene iç savaş çıkar. Amerika
savaş çıkar. Gazze'nin savaşı gene alaka gene seçimden sürdürürler. Eğer bir kişi çıkartırsak, iki kişi çıkartırsak vallahi azim rezil olduk. Evet. Bizim istihkakımız 5 sandalyeydi. 5 makattı. Eğer diyorsak Tuski, buyurun 16'dı. Birim mesela kardeşlerimizindi. 5 her mukavuna. Evet. Bugün benim istihkakım 5'ti. Sen gidersen ben o 5 kazandım. Ama sen gitmezsen tabii ben düşerim 3'e, 2'ye. Başkası gelsin de yapar. Sen hiç öz hakkı ve özel odan başka milletlere versin. Bunu Allah kabul eder, ne peygamber kabul eder. Şöyle bir şeyden bahsettiniz. Neden hakkını başkasına veriyorsunuz ki almış olduğumuz duyumlara göre yani seçim kartları, seçmen kartları bugün Kerkük'te 100 dinar karşılığında alınıyor, satılıyor. Özellikle de yani Hadra bölgesinde, 1 Haziran ve El Askeri bölgesinde 100 dinar karşılığında 100 bin dinar karşılığında sen kendini, kimliğini, yerini, Kerkük'ünü satıyorsun. Bu çok, kadar mı düştük? Çok teessüf ederiz. Çok yazıklar olsun. Başka taraflara insanlarımızı parayla almak isterler kartlarını. Yani gidip bu semtte dolanır. Hangisi aile, fakir ailede. Gidip seçim kartı var ha. Paraya ihtiyacın ha. Kartı ver bana, al 100 bin lira. Bu neye delalet getirir? Bu istemir kartının fazla olsun. Yani şimdi bunu Arap bölgelerinde yapırlar, Türkmen bölgelerinde yapırlar. Yani fakir Türkmenlere, fakir ailelere diyorlar getirin seçim kartınızı bize verin. Biz şeyden, yok ben de direm bizim milletimize. Kimin ihtiyacı varsa paraya. Her kim lazım ise özüne para. Kartını satmasın lütfen. Kartını elinde tutsun. Gelsin desin ben seçime gelirim, ben o 100 bin lirayı veririm özüne. 100 ver, ben 200 bin verin, olur mu? Memnuniyetle. İnanın Allah'a. 100'ü veren 200'ü de verebilir. Tabii canım. Bugün benim 30 adayım var. Hepsi birbirinden kuvarda, birbirinden merdene, birbirinden mert mestur her vakit milletin yanındadılar. Hepsi bu işe kakar benim yanımda. Bugün bir kocaman ayak tutman cephesimiz var. İnanın ki Allah'a hiçbir kimseye kusur koymuyor. Evet. İster hasta olsun, ister fakir olsun, ister yardım istersin, kimseni döndürmemiş. Kim de bizim sivil toplumun kapısına gelirse bugüne kadar inanın ki öz evimin karşılığından çıkartıp vermişim, boş döndürmemişim özüm. Evet. O müstahidem de. Bir vatandaş gelsin desin, bana arz ettiler 100 bin lira kartım sattım, satmadım. Geldim yani o sen dedi gel. Ben babamın oğlu da girem, onu boş döndürdüysem. Peki sevgili Yazaroğlu, şimdi biz Kerkük'ten bahsediyoruz ama genel olarak bu Türkmenli bölgesinde ve hatta Türkmenlerin geleceğini etkileyecek bir seçimlerden bahsediyoruz. Bugün Kerkük'te belli noktalarda mı sadece çalışmalar var yoksa Kerkük'ün merkezi olsun, çevresi olsun, köyler olsun, kasabalar olsun, Kerkük'ün girişi olsun. Yani uzun lafın kısası bu daire büyüdü mü yoksa hala küçük bir çember alanında teşvik devam mı ediyor? Şimdi biz diyersek Kerkük... Kerkük'ü hepsi kapsır. İlçe, kasabalar, köyler hepsi Kerkük'ün içerisindeydi. Evet. Yani geçen seçim kimindeydi arkadaşlar? Bu seçim Saint-Ligo'du. Dediğimiz Saint-Ligo havuzdu. Yani insanlarımız, vatandaşlarımız eğer insanlarımızı beğenmirse, kimsenin şey olmursa, ses vermirse gelip sadece öz özüne ses verebilir. Diyende mi özüne? Çünkü bu Türkmen listesi Türkmen milletindi. Evet. Gider özünde listeye bir ses söyler, çıkar gider. Hı hı. Ha beğenirse birisini rakamına ses söyler, çıkar gider. Evet. Vermirse de yeter ki listeye ses versin. Arkadaşlar, inanın ki ey milletim, benim listem bu listeler arasında kazanmazsa üstün seviyede bir rakamda inanın ki rezil olduk. Ömür boyuna kadar daha iddia edebilmeyiz. %32 iddia edebilmeyiz burası Kerkük Türkmen yurdudu. Evet. Diğerler sen bir kişi, bir sandalye var. Çoğal olsaydı o 5 tane getirirdi. Evet. Onun için eğer Kerkük sevirse olsun, toprağı uzasa hep çıkmak isterse olsun, öz şeyimiz, etibarımız döndürmek için seçimlere katılın 10 dakikada. Kimin de bir zorluğu varsa, hastası varsa, uğraştırabilmirse biz hazırız. Gidip özünü, ailesini arabaya koyup aparık seçim sandık başına sesini verir. Kime verirse versin sesin. Yeter ki Irak Türkmen cephesinin listesine versin. Kaimet cephe Türkmen'i Irak. Evet. Arapça diyeceğim. Hı-hı. Çünkü listede Arapça yazılım. O yüzden isterim insanlarımızın kafasında kalsın. Kaimet cephe Türkmen'i Irak.
El-Muvahhad. Bu kayma Irak Türkmenlerinin kaymasıdır. Kerkük'te bütün kesimler hepsi bu kaymededir. Başka bir Türkmen kayması yoktur arkadaşlar. Kimse sizi anlatmasın. Onun için ben buradan seslenirim. Lütfen kimin ne ihtiyacı var ise bizim kapımız açıktır. Telefonumuz açıktır. İnan ki bana normal vatandaşlar arıyorlar gece 2'de, 3'te hastası var. Bir acil durumu var. Vallahi azim cevap vermişim. Vacibine kalkmışım. O herkes değiştirir beni. Heste sahibi. Evet. Heste var buradan Bağdat'a götürmüşüm özün. Ambulansla. Heste var saat 3'te arayıp beni 4'e kadar özüden ilahın hastasını doktor ayarlamışım, kadir ayarlamışım. Gidip de hastasını tatmin etmişim. Yalla başımı çalmışım, yatmışım. İnsan var gelip başka bir yerde sıkıntısı var. İster ambulansla camiada, ister belediyede, ister başka dairelerde durmuşum özlerinden. İhtiyacı olan var, şükür geldi diye bir ihtiyacım var. Vallahi döndürmemişim. İlaç isteyip ilaç almışım. Hala ilaç almaya devam ederek. Hastalığa ameliyat etmeye devam ederek. Biz kiminle kusur koymuşuz? Minnet der ki, bu üstümüze düşen bir görevdi. Ama ben hatırlatırım, bugün bir borcu var. Yani bir insan bir insana yardım ettiği zaman borcu olur. Evet. Ben sana geldim, $100 borcu aldım. Mecburum yeri gelende o $100 dönderim sana. Sen de sen göstermem. Halalın olsun. Boynunuza da olsun. Evet. Ama Allah etmesin tercihin oranında, toyun oranında gelip hizmet edin. Vacibe kalkın. Böyle de. Ben de bunu derim. Biz bu kadar insanlarımızın yanında durmuşuk. 5 dakika dursun yanımızda. Bir şey istemiyor o yüzden. Şimdi şöyle cümleler kullanan da var. Yani işte seçimler yaklaşıyor. Seçim zamanında adayları görüyoruz. Ama ondan sonra seçimler bittikten sonra kazanırlar, kaybederler fark etmez. Ama bir daha bizi arayıp sormuyorlar. Böyle diyenler de var. Ki haklı da olabilir yani. Haklı yani olabilir. Bu konuda kesinlikle kimseyi suçlamıyoruz biz ama. Ama haklı olabilir. Bakın bir millet il meclisinde bir vekil çıkartırsak, bir kişi oraya atarsak, sen 5 kişi çıkart, ben kefirler yiyeyim. Irak Türkmen cephesi kefirlerdi. Çünkü kimin adaydı? Irak Türkmen cephesinin adaydı. Her yerde büromuz var. Her semtte büromuz var. Gelip bir işi var ise, özü ulaşabilmezse o milletvekiline veya o seçtiğimiz il meclisine, uyasına biz onun kefiliyiz. Yani bizim kapımız çalar, biz böyle o günde telefon çaldık, işini bitiririk. Bugüne kadar her harda kimin işi var idi, yapmışık, döndürmemişik. Yapmışık. İnsanlar var bizim yüzümüzden ekmek yiyorlar. Eyvallah çok keyfimiz geldi. İnanın Allah'a bazen mamurum ben. Dairede bir insan gelende yanıma çok dardadı. İşi asık kalan derim de o kadar kahri yerim. O kadar kahri yerim. Bir güne Doktor Kerim Ali dedi neye kahirli sen? Dedim valla bir insana işi yapmamışım. Neye yapılmış dedim sen döndürdü gözün. Evet. Dedi sen acısın onun için dedim havalı. Neye oğlum? Dedim hiç vatandaştı. Gel dedi. Gel dedi. Hemen ona... Peki sorayım ona... burada Türkmen miydi, Kürt müydü, Arap mıydı? Vallahi ben Türkmen'e de, Kürt'e de, Arap'a da hizmet etmişim. Vallahi ona da geldim, Kürt'ün de meselesine geldim. Hemen yedim özün, üzüm güldü. Apardım kaça kaça. Allah dedim, ona yaldım sağ olsun. Döndüm dedi, ha dedim, üzüm güldü. Dedim vallahi bugün çok muhteşem. Memnuniyetle giderim yatarım. Bir günde bir Kürt arkadaşımız, işi var, durumu var, zurufu var. Geç geldi davam araştırı, basmaya ulaşmadı. Geçir özünden. 11 gün kayıp çıkıp. 11 gün. Bir Türkmen bacımız, ömür uzun olsun, ejderim hanım, reklam başında indi. Gel dedi kardeş, bu benim yanımda mamurdu, utanır gelsin yani o. Kime gidip döndürürler özün, 11 gün kayıp verirler. Bunun maaşı 400 bindi. Yarın maaşı gider. Dom yapırdı, nasıl hastaydı, zulfu var, aile bir yüktü, özde şoförd. Tamam dedim, girdim doktor yanına, dedi olmaz. Yorgun idi asabı. Terk ettim. Öğle yemeğinde geldim. Gel dedi gel otur. Benimle bir lokma yemek yak. Oturdum. Dedim doktor. Nenemi çok severdim. Dedi ha valla. Dedim nenem şu kerele. Zeydirem valla. Dedim yok ben dedim sana kerele. Edesin nenem şu kerele dedi ha.
Kağıdı çıkarttım cebimden, dedim bunu ne okuyayım dedi. Şahat'ı doktor da Bakır Bekir ekranda işler bizi. Ona dedim nenem çok severim. Nenem hatırç ederim özüm. Red talabı yazdı, muvaffak yazdı. 11 gün riyabe normal izinli ettik özüm. Ama Kürt'üydü. Valla Arap da geldi, Kürt de geldi. Herkes bana şahit teşhidenler burada. O Türkmenler de iyi vakıftılar. Bazen yanımda otururlar. Arap da geldi bir şey yapmışam, Kürt de geldi bir şey yapmışam. Minnetsiz. Bizim kapımız Mevlana kapsıdı. Evet. Ne olursa ol, yeter ki gel kapımıza. Baştan gözlerine yerimiz var. Değerli Yazaroğlu, şimdi biz her zaman şunu söylüyoruz. Yani mesela Türkmeneli televizyonda çalışan bu kadar eleman var. İşte kameraman ya da muhabir arkadaş bir haber yapmaya gittiği zaman orada televizyonu temsil ediyor. Ben bugün kat kravatımı işte giymişim, böyle çok şık bir şekilde ekrandayım ama ben Türkmeneli televizyonunu temsil ediyorum. Veyahut da yönetmen arkadaşlarımız, idaremiz üst kademe toplantı olduğu zaman yine Türkmeneli televizyonunu temsil ediyoruz. Yani bugün burada Türkmen Sivil Toplum Örgütü Başkanı Sebrak Yazaroğlu tabii ki de bir kurum başkanı ama halkını temsil ediyor. Tabii. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan bugün Türkmen milletini, halkını temsil ediyor. Doğru. Yani il meclisi seçimleri adaylarında bir aday kazandığı zaman muhakkak hem milleti temsil ediyor. Tabii yani hem Türkmenleri ve aynı zamanda Kerkük'teki diğer grupları da temsil edecektir. Öncelikle bunun önemini biz halk olarak hala anlamadık mı? Ya da benimsemek mi? Anlamak mı istemiyoruz? İnan ki bazen çıkıp ziyaretlere karşımıza bir Arap geldi. Elimizi sıkırı. Dedi ben sizden bir şey isterim. Hiç çekilme onun. Evet. Her vakitte hakkı hak değilsiniz. Çok beğenmişim sizi. Tebrik ederim sizi. Arap'tı. Kartınızı da verin bana. Kimi sizseniz ona ses verin. Bugün akşam bu olay oldu. Biz arkadaş çıkandık il meclisine sadece biz Türkmenleri temsil etmiyoruz. Bizim Osmanlı Devleti'nden bir miras kalıp bize. Adaleti tatbik ederiz. Fatih Sultan Mehmet'in yaptığını İstanbul'da yaptığını tatbik ederiz. Bir gün biz Kürt'e de diyerek buyurun sen o tuşkiyi al, ben de tuşkiyi alayım, o da tuşkiyi alsın. Bir gün diyerseler Rahimova'da bir cadde yapılsın, derim gelin. Musalla'da bir cadde yapın, Kore'de bir cadde yapınmam için gidin Abbasiye'de bir cadde yapın, Avrupa'da bir cadde yapın. Böyle olacaktı. Evet. Maalesef bizim bugüne kadar çok mantıklarımızda, semtlerimizde hizmet zayıftı. Neden dolayı? Çünkü valilikte kimsemiz yoktu. Bir sürü, bir zamanlar demografi değişildi, başka bir millet. İndi de değişildi, başka bir millet. İndi bizim dönemimiz geldi. Arkadaşlar, bir inanırsınız, ben 5 sandalye yazsam, valilik benim olur. Muadeladır çünkü. Ben burada 5 almışım. Karşı tarafımda kim 3 alıpsa, 10'da 4 alıpsa, 10'da bir tahalif ederim. Peki niye 5? 6 olmasın. Olsun. Niye 7 olmasın? En az indirem ben. Niye 8 olmasın? En az indirem. Peki ben bugün 225 nakibim var. 125 tane geçse 5'ten alalım. 150 bin geçse 6'dan alalım. Bu riyadiyat arkadaşlar. Yeter ki milletim geçsin. Makul de ki, vallahi cerime de. Benim 225 seçmenim var, nakibim var. 70 bin geçsin, 80 bin geçsin. Bunun ne Allah kabul eder, ne peygamber kabul eder. Arkadaşlar, rica ederim sizden. Bir defa ömrünüzde, hayatta bir defa, 4 sene, bir defa git, tecrübeyle. Eğer baktığı, ulaştırdığımız adamlar sana hizmet etmediler, bir daha seçime gitme. Evet. Gitme seçime, küs bizden. Ama biz de buraya kefiliyiz. Kurum olarak kefiliyiz. Çünkü biz burası propaganda yapırız. Listemiz kazanmak için propaganda yapırız. Degerli 30 kişi kardeşlerimiz için propaganda yapırız. Neden yapıram? Gecem gündüz bir etmişim. Toprağıma sahip çıkayım. Evet. Varlığımı görsedim. Etibarım döndürüm Kerkük'te. Makuldür bana Birleşik Milleti desin. Senin 2 milletvekili var. O birisinin 6 milletvekili var. O zaman etibar kalmadı. O senden çoktu. Ne tökülüne bakarım? Peki bir gün ben 16 şeyden, sandalyeden, sen demiş ki 6 alarsam, 5 alarsam, 6 alarsam, çokluğumun olacağım. Herkes benden pazarlığa geçer, alıver eder benden. Orada ben de pazarlığa giderim. Direkt valilik benimdi. Ben 5 sandalye getirmişim. Sen 4 getirirsen, buyurun il meclisini al. O birisine de sen 3 getirdin, git neyime hafıda al. Bu şekil paylaşı görevlerim. Ondan sonra
genel müdürler, daire müdürleri hepsi bu meyyar üzerine tevcih olur. Ve demem bana indi daire müdürüm yoktu. Filanım yoktu. E tabii ki yoktu. Sen seçime gitmiyorsun ki olsun. Milletvekili Bağdat'ın meselesi ayrıdır. Gidip orada seni temsil edir. 329 kurtun içinde 50 tane de göndersen akıllaşmasan. Ama orada yeter ki bizi temsil edir. O teşhis edir kanun. Benim hakkımı orada savunur. Kadir olmasın bana. Ama Kerkük'te yok. Hedemat, tayinat, para paylaşımı bölgelere. Bugün petrol parası neyden paylaşır? Kimse bildi. Zaten nereye gelir, hara gelir? Onu da diyecektim değerli Yazaroğlu. Şimdi halk olarak işte hep şunu dile getiriyor herkes. İşte parlamento seçimlerinden sonra milletvekilleri bizim için ne yaptı? E milletvekilinin işi değil ki senin atamanı yapman. Yani bunu ilk öncelikle bir ayırt etmek gerekir. Yok şimdi atamalar buradaydı. Özel bir statüsü var. Kerkük'ün özel bir idaresi var. Kerkük'ün özel bir miktarı var. Bir petrol zengini olan bir Kerkük'ten bahsediyoruz. Sen git adayını seç, aday görevini yapmadığı zaman o zaman haklı. Doğru. 7 bin atama var. Arapçasını diyeyim. Belki de bazı. 7 bin tayin var. İl meclisinde, muhafazada. Bunu ertelediler seçimden sonraya. Ta ki kullanılmasın seçimler. Arkadaş bu 7 bin %32 nence düşürmene? 2 bin kusur düşürmene. 2 bin kusur tükmanı kim difa eder? Benim 5 milletvekilim orada olsa. 5 il meclisim olsa orada. İl meclisinden 5 tanem olsa orada %32'yi alı. 2 tanem var ise %50 de vermezler bana. Bir basit bir 100'den 200'den verirler derler sana hakkın buncadır. Evet. Çünkü sen iki adamın var. Her birisine 100 tayin verirler. Kimse de pay etmez. Kapış kapan olur. Onun için arkadaşlar yani benim il meclisinden ne kadar fazla adamım olursa o kadar istihkakatım fazla olur. Bir gün gelip Musalla sokaklarını, Priyaz sokaklarını ne şekilde ben onu tamir ederim, altyapı yaparım. Evet. Bir güne kadar ben o gün Pamukçular'dan geçtim, Priyaz'dan geçtim. Maalesef bundan 10 sene önce ne zikretmişim, aynı 10 sene sonra gelmişim, aynen değişik olmuyor burada. Zaten sorun da burada, değerli yazar olmuş. Yani o gün maalesef köprüdeydik, Altın Köprü'de. Belki de 50 senedi Altın Köprü'nün caddeleri emel olmuyor sokakları. Neye olunmasın? Ne için? Bugün köprülerin bir fırsatı var. Tezelerin de bir fırsatı var. Altın tabakta bir fırsat var özellikle. Evet. Bugün köprüler sese bir köprülü çıkardılar. Bir köprülü çıkardılar. Hay Allah salat. İl meclisine gönderdiler. Sehap çıksın üzerine, altyapı yapsın özellikle. Evet. Bugün tezeler sese kapalı bölgeye benzer teze. Geçen milletvekilliğinde geçen devre 2 tane çıkarttık oradan tezeden. Bugün köprü de 2 tane çıkarabilir. İstese. Azimle, ısrarla seçime katılırsa hapsi, eyvallah. Köprü bizim göz bebeğimizdi. Canımız sıkıldığı zaman köprüye gelirik. Hava değiştiririk. Dostu hababı görürük orada. Bazen gelirik orada bir çay içirik yerlik. Dedik buranın havası farklıdır. O zaman benim il seçimi uyası mecburdu. Köprü kısa söylediği zaman özde mecburdu planına, ön plana o köprünü koyar. Evet. Yahyavan'ı koyar, Türkiye'nin koyar, Leyla'nı koyar, Kümbetler'i koyar, Bulavan'ı koyar. Bugün Allah'a şükür listemizde farklı farklı insanlar var. Bütün kesimden var. Evet. Mühendisi var, doktoru var, sanatçısı var, iş adamı var, ne diyeyim sana, siyasi var. Bölgelerde bölge temsilciler var. Tavuk'tan var, Bulava'dan var, Taze'den var, Leyla'dan var. Bu gibi liste hayata gelmiyor ortaya. Buyurun. Hadi git seçime. Adamları kazandır. Evet. Yani bugün bizim insanlarımız her aday 2000, 3000 ses getirirse listeye inanın ki biz birinci çıkarırız Kerkük'te. Valla değerli Yazaroğlu. Şimdi siz konuşurken ama böyle buradan adaylarımıza da seslenirim. Lütfen durmayın. Oturmayın. Herkesin kapısını gidin çalın. Evet. Kimse aciz olmasın sizden. Kimsenin gözler kavuca kalmasın. Bıra gitti, bıra gelmedi. Kim de bizi davet edirse, kim de bilirse, bir aile küsüptü. O bize haber verin. Memnuniyetle gider bu ailenin gönlünü aldık.
Teşekkür ederek o yüzden bizi kabul edene ona. Onun da sonra razı ederek özü çıkarık. Evet. Valla değerli Yazaroğlu, şimdi siz konuşurken böyle hemen aklımda şöyle küçük çapta bir hesaplama yaptım yani böyle. Hani ben çevremden 100 kişi olmasın 50 kişi giderse, benim tanıdığım çevremden 50 kişi. Televizyonda toplamda kaç kişiyiz? 80 kişi diyelim. Örneğin 50 kişi olalım. 250 kişi oldu. Doğru. Sadece televizyonda. Doğru. Sadece televizyon takım yani ekip arkadaşlarımız olarak örnek doğru verdim. Böyle bir rakam. Şimdi Stevrak Yazaroğlu'nun da var. Diğer adayların her birinden 250 dedik mi? 30 çarpı 250 3500 kusur oldu. Doğru. İyi bir rakam. Doğru. Örnek verdim. Çok küçük bir şey çapta. Doğru. Riyadiyattı. Evet. Ben size derim. Bir gün bir sokakta 20 ev var. 20 evde çarpı 3 en az 600. O 20 ev giderse 600 nefes sandık başına. Hı. Affedersiniz 60 yani ben 30 diye zannettim. 60 kişi. 60 kişi bu sokaktan, 60 kişi o sokaktan, 60 kişi o sokaktan diye bir bakarsan bir semte 500 ev var, 500 sokak var. 500 çarpı 60 ediri 1,5. 1500. Hı hı. 1500 kişi buradan giderse, 1500 oradan giderse toplumda bakarsan bir 100, 120 bin kişiye yakın insan gidip, 150'ye yakın insan gidip, inanın ki yani ben hayran kalırım. Geçen sene Havuca bölgesinde %99 insanlar katıldı seçime. Biz oraya da gelmiyoruz. Bizim neyimiz çıktı? Hangi aile, hangi sen dedi bize elektrikte sıkıntı var getirip durmadık. Mentisi şehirleri yeni semt, hı hı, hemen mağazadan çıkarken yeni tisin şehirleri mantıkasından semtine gittim. Ne elektrik var şeyi, makinesi, ne de su var orada şirin su. Sağ olsun oradan bir çağrı yaptım elektrik dairesi müdürüne. Hemen ki torbayı getirdi oraya bıraktı. İnsanlar elektrik çektiler. Hı hı. Su dairesini aradım. Sağ olsun kardeşimiz Mühendis Abbas. Hemen caddene su atlantırdı bir hafta içinde. Ondan sonra 10 gün sonra sokaklara dağıttı boruları. Herkes şimdi orada şirin su içir. Ki bu sizin göreviniz değil. Bize normalde valinin görevi, yani, meclisin ama görevi, yokuydu, belediyenin yokumuz görevi. Idi, yani, evet. Yokumuz idi. Bize seslendiler. İnsanlar bizim kapımıza geldiler. Boş döndürmedik o yüzden. Aynısı başka bir semte, Vahsi semtinde, gene gittim, çağrı yaptılar. Her şey hazır orada, amudular, direkler hazır ama torbayın yok. Evet. Gene oradan bir tarafını açtım, elektrik dairesine, Allah razı olsun. 3 gün, 4 gün içerisinde oraya bir torbaya bakladı, insanlar rahat oldular. Hı hı. Yani biz diyerken ispatlı konuşuyorum, gidin o semtlerden sorun. Selam İstirbek Hazaroğlu, özür, televizyon geldi gelmedi. Televizyonda kaydımız var zaten. Hı hı. Haber yapmışız özlerin. İspatlı konuşuruk. Arkadaşlar, inanın ki bunun 10'uncasını yaparız il meclisinde adamımız fazla olsa. Evet. Herkes bizi ihtiram eder, herkes bizi dinler, herkes bizi şey yapar. Ne mahkullah bir gün vali Bağdat'ı terk etti, il şeye gitme milletvekillerine. Kerkük'te kaldı. Niye kaldı Kerkük'te? Oranın imtiyazatı, dokunma hakları, maaşı, adı, hasanası, her şey var. Niye gitmedi? Kaldı Kerkük'te. Kaldı Kerkük'te milletine hizmet etsin. Evet. Kaldı Kerkük'te seçimlerde oy toplasın millet için. Buyurun benim oy toplayalım kimdi? Sağ olsun. İyi insanlar. Maalesef içimizden, oraya dışarı, Kerkük'ten insanlar bizim birinci numara Lüba Torhan'ı uzaklaştırdılar. Çok yazıklar olsun. Abimizdi, saygı selamım buradan o yüzden. Çok tesir oldu bize. Ama bilmediler. Bir partinin A planı var ise B planı da var. Sağ olsun Lüba Torhan'ın da yerine kardeşimiz Mehmet Sema'nın ağanı Köprülü'dü. Yani daire müdürüydü. Erak Türkman Cephesi'nin sözcüsüdü. Bir süre benimle bu davada kan töküp, başı kırılıp, savaşa girmişik, tutuklanmışık.
bayrak krizinde yürüyüşe çıkmışık. Necmeddin Kerim'in kayışlarında. Cedede yatmışık. Çekilmeyip cesur kardeşimizdi. Koydular onu Livator Han'ın yerine. Evet. Allah razı olsun. Gene o günlerde törende de dediler. Bir Livator Han gider, 1000 Livator Han gelir. Kimse bizim kolumuz buramaz inşallah. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bizlerle birlikte olduğunuz için efendim. Programımızın sonuna geldik. Gerçekten sizinle sohbet, muhabbet yapmak güzel. Bundan sonraki süreçte de sizlere ve diğer adaylara da başarılar dileriz. Ki özellikle bu kritik süreci atlatmak dileğiyle ve güzel bir şekilde, iyi bir sonuca gitmek dileğiyle çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, biz de teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, Seçime Doğru programının sonuna geldik. Bizlerle birlikte Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Kurumu Başkanı Sebrak Yazaroğlu konuğumuzdu. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.